Yargıtay, FETÖ firarisi Akın İpek'in ortak olduğu Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsaade kararını onadı ve Yüksek Mahkeme'nin verdiği bu kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler hazineye geçti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Ocak 2020'de karara bağlanan davaya ilişkin temiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, Fethullahçı terör örgütü Çatı davasının firari sanığı, eski Koza İpek Holding yöneticisi firari Hamdi Akın İpek'in de sanıkları arasında bulunduğu davada Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve 5 kişiye FETÖ'den verilen cezaları onadı. FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek'le yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding bünyesindeki 22 şirket 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla TMSF'ye devredilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Koza İpek Holding bünyesinde sanıklara ait şirket hisselerinin iyi niyet pay sahipleriyle 3. kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaadesi yönünde yerel mahkeme kararlarını onadı. Dairenin kararında Koza İpek Holding'in FETÖ-PDY silahlı terör örgütünü finanse ettiğinin kabul edildiği vurgulandı.